Açık Beyinden herkese merhabalar. Ben Sinan Canan. Bugün Azize Şahin'le birlikteyiz. Azize, Üsküdar Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programı'nda aynı zamanda benim tez öğrencim oluyor. Biz kendisiyle oradan tanışıyoruz. Açık Beyin'de yaptığımız eğitimler, bu beyin tabanlı eğitim çalışmaları sırasında bizim Azize ile yolumuz nasıl kesişti? Aslında biraz onunla ilgili bahsetmek üzere kamera karşısına geçtik sizler için. Azize yıllardır yoga, farkındalık, bilinçli farkındalık, meditasyon gibi eğitimler veriyor. Ve bu konuda oldukça yoğun mesai harcayan, yoğun tecrübesi olan bir arkadaşımız. Tabii ki bana geldiğinde de malum ben bütün memlekette beyinci olarak bilindiğim için bunun zihinsel mekanizmalarını çalışmak üzere bazı çalışmalar yürütüyoruz kendisiyle. Fakat bunlara özellikle akademik çalışmalar olarak başlar başlamaz hemen arkasından açık beyin kapsamında anlattığımız birçok meseleyle birebir örtüştüğünü fark ettik Azize'nin çalışma konularının. Özellikle ben seneler içerisinde bütün insanlara, özellikle de gençlere zihnimizin neden bu anda kalmakta çok zorlandığı konusunda bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Çünkü bu benim de hayatımda hepimiz gibi yaşadığım temel sorunlardan bir tanesi. Önce o sorunun temelini kısaca anlatayım, sonra Azize ile biraz konu üzerinde sohbet edelim istiyorum. Şöyle ki bizim çok gelişmiş bir ön beynimiz var. Bizi diğer canlılardan ayıran en önemli farkımız beynin ön tarafının çok gelişmiş olması. Buranın bize sağladığı birçok bu insani davranış faydalarının yanında bir de çok geniş bir zaman algısı yeteneği var. Yani çok geleceği düşünebiliyoruz, plan yapabiliyoruz, hayal edebiliyoruz, gelecekle ilgili endişeler kurgulayabiliyoruz. Bir de geçmişle ilgili çok uzak geçmişe dair şeyler hatırlıyoruz. Bunların da bir kısmı travma olarak hatta bizimle beraber geliyor. Kötü anılar, istenmeyen tecrübeler vesaire. Ve bizim zihnimiz böyle bir adeta bir sarkaç gibi sürekli geçmişe ve geleceğe kayıp duruyor. Ve yani insan zihninin çalışma sistemi üzerine yapılan araştırmalarda görülen ortak bir sonuç var ki insanın şimdi şu ana konsantre olması için beynini eğitmesi gerekiyor. Çünkü yapısal olarak devamlı zihni uçup kaçmaya müsait bir şekilde tasarlanmış. Şimdi bunun tabii ki biyolojik olarak bize bir faydası var. Geçmişten ders alıp gelecek için plan yapacağız ve böylece zayıf bir canlı olarak hayatta kalabileceğiz. Ama özellikle günlük yaşantımızda elimizdeki işleri verimli bir şekilde yapabilmek, o anın tadını çıkarabilmek, o andaki keyiflerden bir şekilde olabildiğince lezzet alabilmek yahut önümüzdeki bir sorun da yaşıyorsak ondan gerekli dersi çıkarabilmek için aslında zor yapabildiğimiz bir şey yapmamız, yani şu anda zihnimizi tutup buraya konsantre olabilmemiz gerekiyor. Ama bu geliştirilmediği zaman yapamadığımız bir şey. Çünkü beynimizde hazırdan, doğuştan gelen böyle bir devreyle doğmuyoruz. Bunu yapmanın birkaç tane yolu var. Ya böyle çok çılgınca zevk aldığınız, işte akışa geçip kendinizi unuttuğunuz bir hobiniz, işte sanat, düşünce vesaire gibi uğraşınız olacak. Ama tabii herkesin hayatında her zaman böyle bir imkan olamayabiliyor. Ama ikinci ve çok daha yaygın bir yolu beyni bu anda kalmak için eğitmek. İşte bunun nasıl olabileceğine dair benim hani kitabi bazı bilgilerim vardı. Biraz da ufak tefek tecrübelerim ama Azize ile tanıştıktan sonra, bu konu üzerine kafa yormaya başladıktan sonra Azize'nin özellikle bu hani bütün dünyada mindfulness olarak bilinen ve aslında Türkçe'ye bilinçli farkındalık olarak çevirdiğimiz. Tam karşılığı olmasa da. Evet, bir yöntemle, bir uygulama dizisiyle aslında bu işin eğitimini verdiğini öğrendim ve kendisiyle bu konularda çok görüşüyoruz. Azize'cim, öncelikle neler yapıyorsun bu konuyla ilgili? Yani nasıl bir geçmişi var bu işin? Kısaca ondan bahsetsen. Mindfulness aslında Zen Budizm teknikleri, meditasyon ve yoga geleneğinden geliyor. Benim de yaklaşık 9 yıldır bu işlerle hem öğrenci olarak ve hala devam ediyor öğrenciliğim bir taraftan. Şimdi biraz daha akademik tarafa kaydı ama hem de eğitmen olarak birçok tecrübem var. Birebir ya da gruplarla da çok çalıştım bu konuda. Aynı zamanda beden odaklı terapilerle de, ona daha sonra geleceğiz ama şunu gördüm ki, evet ya yani bu iş bir disiplin aslında. Yani bir takım teknikler var. Nefes sayma en çok kullanılan bunlardan biri. İşte beden tarama yöntemi. Zihinle beden arasındaki bağlantıyı kurduğunuzda beyin bunu her gün yaptığınızda biliyorsunuz ki bir bağlantı oluşturuyor ve bu da zamanla kuvvetleniyor. Zamanla yani kuvvetleniyor, evet. Ve sonra günlük hayatınızdaki işlere de sirayet ediyor. Yani asıl mindfulness'ın o Budizm'deki farkı bu bence. Çünkü şehir insanıyız ve her zaman oturup da işte kendimize yarım saat ayıracak vaktimiz olamayabiliyor. Bir disiplin oluşturduktan sonra bir süre sonra diş fırçalarken, işte yatağı toplarken, araba kullanırken veya ders çalışırken bile, bilgisayar başındayken her türlü günlük işten bahsedebiliriz burada. Burada da bir farkındalık. Şimdi nedir bu farkındalık? Birkaç unsur var.
Mesela bahsettiğiniz sizin zihin sürekli geçmiş ve geleceğe kayıyor ve anda tutmak ve tekrar tekrar bunu hatırlamak birinci unsur. Bu çok önemli. Çünkü anda dursan bile gene hızlıca kaçabiliyor. Kaçıyor. Evet. Yani 30 yıllık bir ne denir, çalışma geçmişin olsun yine aynı şey olabilir insanız. Burada bir sorun yok. Kaçıyor ve senin aslında oradaki anahtar hatırlıyor olman. O da senin Evet. pratiklerinle ilgili. İkincisi nasıl farkında olacağız? Hem içeriği izleyeceğiz. Yani şu andaki nefes ritminin nasıl, işte beden ısısı, bedendeki hisler, ayağın yerle olan teması veya şu an otururken koltuklu olan temasımız. Ve aynı zamanda dışarıdaki sesler, kokular, işte renkler, duyuları kullanarak yapıyor bunu ve bu ikisini aynı anda farkındalık geliştirmeyi öğreniyorsunuz. Bayağı da aslında çok basit pratikler, sadece bir disiplin gerektirdiği için ve bir takım şeyleri bir süre her gün yapmak durumunda olduğumuz için bazen zorlayabiliyor. Ve Bu arada sen bu ürünlerin eğitimlerini verirken ben de çok karşılaştım. Yoga, meditasyon, işte mindfulness gibi terimleri kullanınca bunlar sanki dini bir takım pratiklermiş gibi algılanıyor. Öyle bir garip algı da var. maalesef. Aslında yani bunları belki o kısmı önemli olarak açmak lazım. Bunları, bu yöntemleri zaten bütün inançlar, bütün ritüeller bir şekilde kullanıyor ya da bu tip bir yeteneği geliştirmek için zaten o ritüeller var. Aynen. Aslında burada uğraşılan şey onun temel disiplin hali. Yani bir zihinsel eğitim tekniği aslında ve inancınızdan, milliyetinizden, yaşınızdan bağımsız olarak aslında her insanın ihtiyaç duyduğu ve tattığı zaman da bırakamadığı bir de öyle bir durum var. Yani tadını aldığı Öyle zaman da oluyor. peşinden gitmek istediği Öyle oluyor. enteresan bir zihin hali. Çünkü şöyle de bir durum var. Özellikle bizi izleyenler bir kendilerini bir kontrol etsinler, bir şöyle bir içeriye bir sorsunlar. Hepimizin aslında en büyük korkusu ölümdür mesela. Ölüm korkusu çok, yani insan olmaktan kaynaklanan, öleceğini bilen tek canlı olarak bizi ilgilendiren bir korku. Aslında bunun bildiğim tek çaresi şu ana konsantre olmak. Çünkü bu anda kalabilirsek eğer, ölüm gelecekle ilgili bir şey olduğu için aklımıza gelmiyor. Kalmıyor, evet. Ve hani bu tabii ki ölümü bilmemiz lazım, o bilinçle yaşamamız lazım ama sürekli ölüm endişesi, ölüm gibi bir anksiyete kaynağıyla şu andaki işlerimizi aslında yapamaz hale geliyoruz. Dolayısıyla eğer yaşıyorsak ve şu ana konsantre olabiliyorsak adına o mutluluk dediğimiz ve sürekli aradığımız şey aslında oralarda bir yerde bizi bekliyor sürekli olarak. Bunun da bir İçeriden anahtarı. geliyor Evet. yani gerçekten birçok şeyde sanki mutluluk dışa bağımlıymış gibi, dışa bağlıymış gibi, halbuki biz kontrol edemiyoruz dış olayları. İçeriden yükselen bir şey yani, mesela üçüncü unsuru da şeydir, olanı değiştirmeye çalışma pratiğini yaparken, her neyse onu kabul et diyor, kabullenmek var ve o kabulleniş bir dönüşüme yol açıyor. Yani benim kendi deneyimlerim böyle, içeriden bir şey yükseliyor gerçekten ve dışa bağımlı bir mutluluk olmadığı için de stabil. Yani Evet. çok yükselmiyorsun, çok alçalmıyorsun. Tam olarak denge kavramı aslında Evet, o diyebiliriz. dışarıda ne olursa olsun sonuçta senin o değerlendirme sisteminin üzerinde hakimiyetin olduğunda bütün meselelere bakışında değişiyor. Evet. Biz Azize ile en son Üsküdar Üniversitesi Açık Beyin İşbirliği kapsamında sürekli eğitim merkezi eğitimleri içerisinde andaki beyin diye bir eğitim düzenledik. Ben de Evet. o eğitimde hani en azından teorik bilgi Teorik bilgi. kısmında katkıda bulunuyorum. Oradaki arkadaşları ben eğitimin tamamına katılamadım sürekli gezmelerim nedeniyle ama arkadaşların geri bildirimlerini internet üzerinden falan okuyorum. Evet. Yani dedim enteresan bir durum oluştu orada da ve bu eğitimler zaten devam edecek. Andaki beyin Azize ile benim bu anlattığımız şeyleri aslında bir eğitim formatında insanlara sunmaya çalıştığımız bir aktivite 5 hafta Neden sürdü. 5 hafta? O da önemli. Yani çünkü bunların teorisi ya da pratiği bir gün, 2 günlük bir şekilde de verilebilir. Ama burada disiplin oluşturmak Evet, diyoruz. yani bir Yani davranış bir değişikliği davranış sağlamak gerekiyor. değişikliği ve gerçekten hani biraz zaman gerektiriyor. Evet. O da şu anda başarılı gibi görünüyor. Evet. Bakacağız. Valla ben çok beğendim, çok umutluyum. Yani bunu bayağı uzun süre devam ettirmeyi inşallah istiyorum. Bir de Azize ile bizim nörojenik stres yönetimi diye Azize'den benim öğrendiğim daha ziyade ve öğrendiğim zaman gerçekten çok etkilendiğim bir başka teknik var. Zaten andaki beynin içinde de bundan bahsediyoruz, bu biraz geçiyor. Biraz Ama esas geçiyor, evet. olarak o hani nörojenik stres yönetimi dediğimiz ismi böyle biraz havalı ve gizemli gözüküyor ama yanlış tarif ediyorsam düzelt beni. Bedendeki işaretlerden yola çıkarak bu sinirsel ve kas sistemindeki gerginliği boşaltarak rahatlamaya yönelik bir teknikler dizisi. Beni Tamam, en çok dinliyorum. çarpan tarafı doğada hayvan davranışlarından esinlenerek geliştirilmiş ve insan bedeninde çoğumuzun farkında bile olmadığı bazı sinir kas ilişkileri üzerinde oynayarak gerçekten enteresan bir tecrübeyle
vücudumuzda birikmiş olan o negatif tansiyonu diyelim, enerjiyi bir şekilde dışarı boşaltmayı amaç ediniyor ve evet, hakikaten etkileri de çok farklı. Onu da açık beyin kapsamında zaten görüyoruz. Biraz bilgi vermek ister misin o konuyla ilgili? Anlattığınız gibi aslında teorik tarafı, yani biyolojik tarafı, bedensel bir çalışma. Yani kaslar ve kasların içindeki sinirler, etrafındaki sinirleri uyararak bir deşarj ortaya çıkartmayı araştırıyoruz. Ve bu da böyle istemsiz titremeler ve kasılmalar gibi ortaya, evet, çıkıyor. O yüzden çok ilgi çekici oluyor. İnsanların böyle çoğu kez yaşamadığı bir şey, ilginç bir deneyim oluyor. Sonrasında yine düzenli yapmak, ama mesela biz burada Müge ile konuştuğumuzda o yapmıştı ve şey dedi, o akşam çok rahat uyudum dedi. Yani anında da etki edebiliyor, evet, ve düzenli yaptığınız zaman birçok şeye, önce fiziksel başlıyor onun da mesela, işte uyku düzeni, yeme bozukluğu, kronik ağrılar gibi şeylere iyi gelip ve beden, zihin, ruh, bütün diyoruz ya, biri etkilenince diğerinin etkilenmemesinin imkanı yok yani, olumlu ya da olumsuz. Ve bunu düzenli yapıldığında birçok şey fiziksel başlayıp sonra bütün her şeye yansıyan bir düzeyde stres yönetiliyor aslında yine. Bazıları diyorlar ki ya beynin ya da zihnin beden üzerine bu kadar etkisi olabiliyor mu, ya da işte beden zihne bu kadar etki edebiliyor mu diye. Benim hep verdiğim bir çok örnek güzel var. Güzel bir örnek hocam. Yani, evet, yani şu anda dolaptan çıkarılmış buz gibi bir limonu ortadan kesip de böyle yalayarak, ağzınıza limon suyunu sıkarak yediğinizi düşündüğünüz anda şu anda bizi izlerken bile muhtemelen tükürük salgılamaya başlamıştır, evet, arkadaşlar. Dikkat edin, ortada limon bile yok ama sadece düşüncesi bile fiziksel bir salgı yapılmasına neden oluyor. Yani zihin bütün gün zaten vücudumuzu bu şekilde alttan alta kontrol ediyor. Biz eğer bu arada ne olup bittiğinden habersizsek, yok sırtım ağrıyor, yok işte boynum ağrıyor, acaba tansiyonum mu yükseldi, işte sürekli karnımda bir doluluk var, bacaklarım tutmuyor, dizlerim ağrıyor gibi şikayetlerle aslında bedenimizin bize söylediği şeyleri yorumlayamadığımız için bunları fiziksel rahatsızlıklardan ibaret zannediyoruz. Evet. Dolayısıyla bu trafiği biraz öğrenmek, bunun üzerinde biraz çalışmak hakikaten çok öğretici. Bu beden boşuna burada durmuyor. Sadece beyinden ibaret değiliz. Dolayısıyla aslına bakarsanız beyin küçük bir ayrıntı. Esas olarak vücudu kullanmayı öğrenmek ve onun bize ne dediğini, onun nasıl yönetileceğini öğrenmek lazım. Valla ben de Azize'den öğreniyorum. Ve Azize'den öğrendiklerimizi hep beraber herkese anlatmaya çalışıyoruz. Bu arada bu bahsettiğimiz eğitim başlıkları şu andaki fikirlerimiz. Yakın zamanda çok daha tuhaf fikirlerle, çok daha garip uygulamalarla, evet, karşınızda olacak. Çünkü o da bir araştırmacı. Devamlı olarak kendini geliştiriyor. Devamlı olarak yeni imkanları araştırıyor. Açık beyinde de zaten işimiz bu. Bulduklarımızı sizlerle inşallah paylaşmaya çalışacağız. Azize'ciğim hoş geldin. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere.